Teoman her şeyi öğrenmiş. Ne? Neyi öğrenmiş? Hande'yi. Necati'nin annesi beni arayıp bizi ziyaret etmek istediklerini söyledi. Çiçek, senin bundan haberin var mı kızım? Evet baba, Necati söylemişti bana geleceklerini. Biraz erken değil mi? Peki ben ne yapayım? Dışarıda beklememi ister misin? Binur, lütfen. Ne demek lütfen Demir? Ben geliyorum. Nişanlı. Ama sen birlikteki kir dediğin elemanını göndermeyi aklına bile getirmiyorsun. Pardon. Bir dakika. Esma benim elemanım değil, arkadaşım. Buna da mı itirazım var? Ha? Bundan sonra ne isteyeceksin benden? Kan grubumu değiştirmemi falan mı? Ve sen bu konuda yıllardır çok acı çekmiş olmalısın. Yine de tüm bunlara sebep olmak istemezdim. Evi terk etmem senin hatan değil. Gerçek er geç ortaya çıkacaktı. Ben bunu kastetmedim. Ben Selim Bey'in... Özür dilerim. Devam et lütfen. Anladığım kadarıyla Selim ARC'nin başkanlığından çekilmeyi düşünüyor. Çekilmek mi? Neden? Teoman Bey, eğer çekilmezse onu benim kim olduğumu kamuoyuna açıklamakla tehdit etmiş. Abimin sonunu hazırlayandı. Bu oldu. Ne demek istiyorsun amca? Daha açık konuşur musun lütfen? Abim kazaya kurban gitmedi Teoman. O... intihar etti. Yalan söylüyorsun. Yani... Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sevgili çiçek kızımızı oğlumuz Necati'ye istiyoruz. Ben kızımın elçisiyim. Onun isteği benim için emirdir. Oğlunuz kızımın gönlünü almış. Bana da hayırlı uğurlu olsun, Allah bir yastıkta kocasın demekten başka bir şey düşmez. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bildiğiniz gibi benim ve Ömer Bey'in iki çocuğumuz var. Selim Arhan ve Demir Arhan. İki oğlum ve ben yakın zamanda öğrendik ki Ömer Bey'in bir başka çocuğu daha varmış. Kızı. Hande Hanım, Ömer Bey'in kızıdır. Tahmin edersiniz ki ben daha önce böyle bir durum yaşamadım. Dolayısıyla aslında söyleyecek daha fazla bir şeyim yok. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Behiye Hanım, bu durum özellikle sizin için çok çarpıcı, çok yaralayıcı bir durum olmalı. Bundan sonra ne yapacaksınız? Ne mi yapacağım? Bu açıklamanın siz değerli basın mensupları için yeterli olacağını, bundan sonra Arhan ailesine tıpkı herhangi bir aile gibi, göz önünde olmayan bir aile gibi yaşama hakkı tanıyacağınızı umacağım. Aslına bakarsanız önemli olan bu açıklamadan sonra sizlerin ne yapacak? Ben bu kadını hak etmek için ne yaptım? Aman Allah'ım Teoman Bey, ne yapıyorsunuz? Korkma Ayşegül, delirmedim. Sadece oda değiştiriyorum. Oda mı? Niye? Burayı sevmiyor musunuz? Hayır, seviyorum. Ama yukarılarda daha güzel odalar var. Manzaralı. Anlamadım. Anlamanı beklemiyorum zaten. Neden kimse bana bu şirkette neler olduğunu söyleme zahmetine katlanamıyor acaba? Bekle Ayşegül, sen de herkesle aynı anda öğreneceksin. Peki. Ben kiminle konuşacağımı biliyorum. Ben de sana geliyordum. Parola bir şey mi var? Evet, Teoman. Odasını toplamış.
Bir yere taşınıyor ama nereye gittiğini söylemedi. Ben de senin bilebileceğini düşündüm. Birisi bana ne olduğunu söyleyecek mi? Teoman odasını değiştirecek. Henüz kendisi bilmiyor ama takdir edersin ki şu andaki odası pazarlama müdür yardımcılığı için çok büyük. Pazarlama müdür yardımcılığı mı? Ben Teoman'ın terfi edeceğini düşünüyordum. Aslında kovulması gerektiğini düşünecek olursak bu terfi bile sayılabilir. Değil mi Ayşegül? Abla, ha. Tatyana varmıştır değil mi? Herhalde gitmiştir. Ay, orası buradan soğuk değil mi? Soğuktur herhalde. Abla, biz bu kadar unla ne yapacağız? Börek. 100 kişiye falan herhalde ha? Niye? Ay Nazlı, niye söylemiyorsun kızım ya? Ay ne bileyim ben, bir bildiğim vardır diye. Benim kafam başka yerlerde kızım ya, ben hiç görmüyorum. Ay ne oldu be abla? Ama ne olacak, Nazlı çiçek işte. E çok tatlı insanlar demiştin ama. Öyle ama. Aması ne? Canım her şey çok hızlı gelişti. Nasıl hızlı ya? Tanışmaları, gelip istemeleri filan. Allah Allah. Herhalde çiçek istemese hayır derdi abla. Kızın tanımıyor musun sen? Orası öyle tabii. Daha ne? Hayatın kendisi hızlı zaten. Ben vallahi çocukken dua ederdim. Gece yatıp sabah kalkınca 2 yıl geçmiş olsun diye. Her sabah da boyuma bakardım aynada uzamış mı diye. Ama şimdi aynalara bakmaya korkuyorum. Saçımdaki beyazlar ne halde acaba? Hadi oradan deli kız. Ne beyazı be? Sen daha çok gençsin. Ya senin 2 çocuk doğurduğun yaştayım abla. Bırak her şey hızlı gelişsin Allah aşkına. Hiçbir şey yaşamadan yaşlanmak daha korkunç. Demir. Hı. Ne oldu, ne düşünüyorsun? Annemi. Bugün yaptığı şeyi. Böyle bir şey yapabileceğini hiç tahmin etmezdim. Olağanüstü bir kadın. Sen eceline mi susadın? Beni pazarlama müdür yardımcılığına atamak da nereden çıktı? Adliye Hanım. Basın toplantısının özetini getirir misiniz? Şimdiye kadar fakslanmış olmalı. Ne basın toplantısı? Ne demek istiyorsun sen? Sabırlı ol sevgili kuzenim. Birazdan her şeyi öğreneceksin. Getirdim efendim. Anlaşılan annen hepinizden cesur çıktı. Sana da beni cezalandırmak düştü. Sakin ol. Hayır Teoman. Ben sana sadece bir seçenek sundum. İstersen yarın ARC'nin pazarlama işlerine bakmak yerine gazetelerin iş arayanlar sayfasına da bakabilirsin. Anne, koş, ablam eve geldi. Bundan sonra bizimle kalacak herhalde. Yanılıyorsun canım, üstümü değiştirip hemen çıkacağım. Nereye gidiyorsun kızım? Necati ile buluşacağız anne. Onun üniversiteden arkadaşı olan bir çift varmış. Onlarla Taksim'de olacağız. Yemek yeseydin? Yemeği birlikte yiyeceğiz. Sonra da belki sinemaya gideriz. Sen bilirsin. Yani 11-12 gibi geliriz, en geç. Size afiyet olsun. Thank you.
İyi akşamlar Selim. Kolay gelsin. Sağ ol Esma. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Dün gece kahve için teşekkür edememiştim. Bir baktım yok olmuşsun. Dalmıştınız. Ben de yeterince ıslanmıştım. Geldin mi Esma? Geldim. Nasılsın baba? İyiyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baba ödeme ne oldu? Hiçbir şey söylemedin bana. Çiçek de bir şey söylemedi. Ne yapacağız? Daha vaktimiz var, endişelenme. Ben taksiden kazandıklarımı biriktiriyorum. Endişelenmiyorum. Ben sen canını sıkma istiyorum. Canım. Pardon. Bir saniye baksana. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika ya, ne oluyor? Tamam Necati, tamam lütfen. Özür diledik ya kardeşim, daha ne yapacağız? Düzgün yürüyeceksin. Çattık ya. Hayır, ne yapıyor bu adamlar? Boş ver canım, keyfimizi kaçırmayalım şimdi. Sen devam et, ben bakarım. Peki efendim. Ah Demir. Anne, davetsiz misafire kapınız açık mı anneciğim? Ah, canım, ne güzel sürpriz. Vallahi annemi çok özledim. Dayanamadım, bir daha sarılacağım. Vallahi çok kıskanırım. Ay Selim. Canım. Nasılsın anne? İyiyim, iyiyim. Çocuklar, demek bana sürpriz yaptınız. Çok tatlısınız. Demir söyledim bilmiyorum ama seni çok özledik. Kapı. Kapı. Bana bakın. Yoksa. Ay. Kızma. Bu Demir'in fikriydi. Evet. Bütün sorumluluk bana ait. Dedim ki madem annem eve dönmüyor, biz anneme gidelim. Bunları buraya mı bırakayım efendim? Evet, lütfen. Biz yanlış zamanda geldik galiba. Anne bir yere mi gidiyorsun? Evet. Eğer evdeyseniz size gelecektim de. Ay ne güzel olmuş öyle küçük çiçeklerle. Ablamın düğününde de bunlardan yapalım anne. Ama kızım, bu kızın saçı açıklı koyulu. Ablanın saçında görünmez ki bu çiçekler. E tamam işte, önce gölge attırırız, sonra o çiçeklerden takarız. Hatta böyle tek tarafını boyarsınız abla. Bizim okuldan geçen sene mezun bir çocuk vardı. O yapmış öyle. Çok şık duruyor. Vallahi okula girebileceğimizi hemen de yaptıracağım ama. Sana ne saçtan boyadan? Sen dersine baksana. Cemalciğim, biraz nefes alsın çocuk. Geldiğinden beri hep ders, hep ders. Hep siz şımartıyorsunuz zaten bunu. Bana bak, saç falan boyanmayacak. Okulda izin verseler de boyanmayacak. Anlaşıldı mı? Ay niye ki baba? Artık bütün gençler yapıyor bunu. Öyle saçların uçlarını falan boyuyorlar. Kötü bir şey değil ki. Kötü bir şey değilmiş. İyi bir şey mi peki? Ben Erhan'a gidiyorum. Siz de şu kuaför muhabbetinizi rahat rahat yaparsınız. İş artık iyice aciliyete bindi Erhan. Sizin bir an önce gitmeniz lazım. Ne oldu abi? Kim nereye gidiyor? Ozan evde üç kadının arasında kalmaktan ne olduğunu iyice şaşırdı. Oğlan elden gidiyor. Acilen bir operasyon yapmamız lazım. Ha, anlaşıldı. Tamam abi, sen hiç merak etme. Yarın akşam hallediyoruz olayı. Tamam da nasıl çıkacaksınız ya? Benim Ozan'ı evden çıkarmam çok abes olur. Suzan sorular sormaya başlar biliyorsun. Ben onları hallederim abicim. Senin aklın kalmasın. Hadi hayırlısı bakalım.
Abla, biliyorsun benim asıl uzmanlık alanım burçlar ama. Aman aman yesinler. He. Ay 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 ay. Ne oldu, ne gördün? Ay vallahi abla, yıldızlar, kuşlar yok yok yani. Yani? Yani ne bileyim, sizin damat kısmetiyle geliyor. Böyle hanenin üzerinde kuşlar, yanından da bir yol bak. Bak, balayı mı ne? Senin kafan iyice karıştı Nazlı. Benim fincanıma bakıp çiçeğin falını söylüyorsun. Hadi hadi kalk, çok işimiz var. Ay aman abla, ne işimiz var? Evde yemek yiyen yok. Yapalım bir tarhana çorbası, bandırıp ekmeklerini yesinler. İlahi Nazlı, ben de sen ne diyorsun diye seni dinliyorum ya. Bence hiç fena fikir değil. Behiye Hanım. Hele yanında Suzan'ın o enfes turşularından da varsa ben itiraz etmem. Behiye Hanım, sizi çok özledik. Evet, çok özledik. Ben de sizi çok özledim çocuklar. Ay Behiye Hanım, ben öyle tarhana çorbası falan. Niye canım? Dedim ya, bence hiç de fena bir fikir değildi. Nazlı, hadi işe koyulalım. Bu gece Behiye Hanım'ın gelişine nefis bir ziyafet hazırlamamız gerek. Bak, buna itiraz etmem. Sizin yemeklerinizi çok özledim. Bak Hande Hanım bu. Hande Hanım, tanıyor musun? Hı hı. Ömer Bey'in kızı. Selim Bey'in üvey kardeşiymiş. Hayret. Adibi Hanım önüme geçmedi bugün. Bana Arhan soyadının bütün kapıları açtığını söylemişlerdi ama bu kadarını tahmin etmiyordum. Herkes çok yaşıyor. Adviye Hanım da tabii. Farkındayım. Şirkette herkes bana Mars'tan geliyormuşum gibi bakıyor. Otursana. Geçecektir, merak etme. Pazarlama stratejileriyle ilgili konuşacaksak dosyaları... Yok yok. Başka bir şey söyleyeceğim Hande. Dün olanlarla ilgili, bugün olanlarla ve bundan sonra olacaklarla ilgili. Yani... Hande Hanım yoklar mı? Selim Bey'in odasında sanırım. Ha, anlaşıldı. Abisinin kanatları altına sığındı yani. Ne demek şimdi bu? Ay. İnsanın bütün bakışları üzerinde hissetmesi hoş bir şey. Patlayan flaşlar, basınla röportajlar. Hatta bu birçokları için baş döndürücüdür. Ve siz başımın dönmesinden korkuyorsunuz sevgili abiciğim. Arhan ailesi olarak basından ve sansasyondan hep uzak durduk. Diyebilirim ki... Bu ilk defa oluyor. Ve son olmasını diliyorum. Burada kaldığın sürece olaylar çok sıcakken basının ilgisinden kurtulman çok zor. Sen istemesen bile bir sürü spekülasyon yapılabilir. Uzaklaşmamı istiyorsun yine. Beni hiçbir zaman kabul edemeyeceksiniz değil mi? Kısa bir süreliğine... Medya bu olayı unutuncaya kadar. Küçük bir tatil. Hepsi bu. Pekala. İstediğin gibi olsun. Ama bunu senin için değil, Behiye Hanım için yapıyorum, haberin olsun. İyi günler. Tabii şimdilik. Güle güle. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Aa. Hoş geldiniz. Buyurmaz mısınız? Seni burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Sen Arhan familyasının Selim'le falan mı beslendiğini düşünüyorsun? Biz de arada bir yemek yiyoruz. Evet ama böyle bir yerde değil herhalde. Ne olmuş yani? Öğle yemeğimi Esma Kozan'la yemek istemiş olamaz mı? Altı üstü bir kuru fasulye yiyeceğim. Ha, ısmarlamaktan korkuyorsan ayrı. Yok canım. Madem o kadar alçak gönüllüsün, bari yanına bir de pilav söyleyelim. Tamam. Bir dakikan var mı? Var. Ve başladı.
Sana profesyonelce bir soru soracağım. Son zamanlarda kariyerim için endişelenmeye başladım. Malum ARC gibi bir şirkette çalışan herkes bir gün yükselmeyi hayal eder. Ben de öyle ediyordum. Ama önce küçük haylaz kardeş Demir, sonra yurt dışından ithal kız kardeş Hande. Üst katlarda oldu. Şirket Erhan soyadından geçilmiyor. Bizim gibi sıradan insanlar için yükselmek iyice zorlaştı. Usta bir yönetici olarak sen ne tavsiye edersin? Haklısın. Erhan soyadı önemli. Eğer doğuştan gelmiyorsa sonradan bir tane edinmeyi deneyebilirsin. Ne o? Bu bir evlenme teklifi mi? Yok canım, estağfurullah. Soyadı Erhan olan tek erkek ben değilim. Demir mi? Ben onun nişanı sanıyordum. Biraz daha düşün. Teoman, ha? Erhan olsun diyen sendin. Harika. Burası ne zaman bu hale geldi? Benim hiç haberim yok. Uzun zamandır böyle. Şirketteki herkes öğle tatilinde buraya geliyor, bilmiyor musun? Sözde koskoca holdingin sahibi aileyiz ama içeride neler olup bittiğinden haberimiz yok. Emin olabilirsin. Şuna bak. Evet o, Demir Erhan. Merhaba Esma. Merhaba. Nişanlı olduğunu bilmeseler hakkımızda dedikodu yapıyorlar diyeceğim. Onların benim hakkımda konuşmadığını sen de biliyorsun. Babam yeterince malzeme verdi zaten, sağ olsun. Yeni duydum. Bazen Erhan olmak gerçekten çok sıkıcı bir durum, biliyor musun? O zaman sen de kendini sadece bir Erhan olarak tanımlama. Mesela şu şehrin en cesur kadınlarından birinin oğlu olduğunu düşünebilirsin. Bence bu büyük bir şans. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Kendime şaşırmakla meşgulüm. Çevremdeki muhteşem kadınların farkına varmakta hep geç kalıyorum nedense. Kahvelerimizi ödeyelim yoksa geç kalacağız. Peki. Oğlum şu telefona baksana. Efendim. Vay Nazlı abla, ne haber? Dur dur, tamam sakin ol, dur veriyorum. Anne Nazlı abla arıyor, acilmiş. Alo Nazlı. Ne oldu kızım, sakin ol. Yolda bir şey mi oldu? Annene falan? Ne magazini, ne dergisi, ne diyorsun Nazlı? Ne? Emin misin? Alo. Alo Nazlı. Ay kontrol bitti herhalde. Ne oldu anne, ne var? Ay ne bileyim, deli kız Nazlı işte. Bir şeyler duymuş, uyduruyor. Yok Ömer Bey'in kızı varmış. Beyya'nın basın toplantısı yapmış. Nazlı doğru söylüyor Suzan. ARC Holding'e pazarlama müdürü olarak giren bir kız vardı. Meğerse o Ömer Bey'in kızıymış. Aa, bir yaşıma daha girdim. Yani Nazlı'nın dedikleri doğru mu? Hı hı. Vay be, Ömer Bey'e bak sen. Sen sus, lafa karışma. Esma, senin bunlardan haberin var mı kızım? Evet anne, şirketteki herkes bunu konuşuyormuş sabahtan beri. Ben ancak akşamüstü öğrendim ama üstelik Hande ile de aynı odayı paylaşıyoruz. Zavallı Behiye Hanım, evi neden terk ettiği anlaşıldı şimdi. Var ya, bu erkekleri böyle alıp buruşturup buruşturup... Abla, ayıp oluyor ama ya. Sana ne oluyor, bücür. E baba, sen bari koru haklarımızı. Ne söyleyeyim oğlum? Ablan da çok haksız sayılmaz yani. Babam benim ne tip erkeklerden bahsettiğimi çok iyi anladı. Yalnız ben Behiye Hanım'ı bir kez daha takdir ettim. Yaptığı çok büyük cesaret ister. Sevgili Kozan ailesi, eğer bir dakikalığına Erhanları konuşmayı bırakıp beni dinlerseniz eğer... Esma, o ne öyle? Bildiğiniz gibi bugün ilk maaşımı aldım ve ben de sizlere böyle ufak tefek... Allah! Hediye! Evet, kanepede oturan vahşi arkadaşımızın söylediği doğru. Hediye aldım. Ama öyle çok mükemmel şeyler değiller. Bak, görüyor musun Cemal? Buyurun bakalım. Yaşasın, artık televizyonun sesini kısın diye kafamızı şişiremeyeceksin.
Sandığım şey mi acaba? Bilmiyorum artık. Bu da evimiz için ufak bir hediye. Mis kokulu mum. Çok güzelmiş. Abla, en sonunda ya. Çok sağ ol. O ne öyle? Discman. Artık çalışırken müzik dinleyebileceğim. Ha. Evet ama çok fazla kurcalama. Öyle fazla kaliteli bir şey değil çünkü. Ayıp ettin abla. Gözüm gibi bakarım ben buna. Aslansın sen, aslan. Ya kıracaksın bir tarafımı. Tadam. Bir tanecik ablama düğününde adı gibi çiçek olması için. Çok güzelmiş bunlar. Düğününde saçına takarız diye aldım. Ya teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anneciğim bu da senin. Ne yazıyor anne? Çok büyük bir şey değil ama mutfağın kraliçesinin kim olduğunu anlatır. Ah, Esma. Nereden buldun bunu? Çiçeğe çiçeklerini alırken buldum. Çok beğendim sana aldım. Sevdin mi? Çok beğendim. Ne yazıyor burada? Mutfağın kraliçesi. Nazlı çok kıskanacak. Burada sabırsızlıkla hediyesini bekleyen başka biri daha var. Hadi oradan zıpır. Babacığım bu da senin. Ne zahmet ettin kızım? Aşk olsun baba, ne zahmeti? Ne olmuş Cemal? Açıyorum. Babalar ve oğullar. Not yok mu not? Var. Okusana baba. Sana ne yazmış? Hadi baba, merak ettik. Bu babalar ve kızları arasında. Aa, olur mu ya? Biz mi okuduk kendimizinkileri o zaman? Abi, uzatma, duymadın mı? Babalarla kızlar arasındaymış. Arhan Malikanesi'nin tek ve gerçek sahibine. Aa, bu kadar mı? Kalbimin tek ve gerçek sahibine. Evine hoş geldin Behiye. Oğullarıma ve tabii kocama. Çok teşekkür ederim Musa Bey. Ben almayacağım. Ne oldu Demir, niye? Dışarı çıkmam gerekiyor. Binur'la buluşacakmışım. Ne oldu, Binur'la bir sorun mu var? Yok, ben sadece bu gece evde olmak istedim. O kadar. O yüzden biraz canım sıkkı. Benim kötü hissedeceğimi düşünüyorsan ben artık buradayım. Eski günlerde olduğu gibi. Çok teşekkür ederim anne. Afiyet olsun. Bir Nur'a selam söyle. Tabii söylerim baba. Benden de. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Ozan. İyi akşamlar abi. Cemal abi evde mi? Evde, geç. İyi akşamlar. Aa, hoş geldin Erhan. Gel, yemekler sıcak. Sağ ol yenge, yedim. Cemal abiyi almaya gelmiştim ben. Aa şey, bir yere gidecektik değil mi biz? Hani Demir Bey'in arabasıyla bir tur atacaktık ya abi, unuttun mu? Aa evet ya, Ferrari'ye bakacaktık değil mi? Evet, Demir Bey lastikleri bir kontrol edin demişti ya. Vay be, ne şanslı insanlar var hayatta. Şey ya Erhan, ben çok yorgunum, gelmesem olmaz mı? Tabii abi, ben bir tur atıp sana sonucu bildiririm. Baba senin yerine ben gitsem olmaz mı? Olabilir aslında. Bir dakika, senin ödevlerin bitti mi? Bitti yani, yemekten önce bitirdim hepsini. Yarın yazılı sözlü falan yok değil mi? Yok vallahi yok. Gidebilir o zaman. Fazla geç kalmayın ha. Tamam abi, sen merak etme. Hayatım, bana az şekerli bir kahve yapar mısın? Tamam canım. Ferrari ile gezmek numaraydı oğlum. Ben şimdi seni öyle bir gezdireceğim ki araba falan aklına gelmeyecek. Abi annemlere öyle söylemedik ama bir arıza çıkmasın sonra. Bu kadar da hanım evladı olma be oğlum. Ben babandan izin aldım zaten.
Anlamadım. Niçin izin aldın? Ya çok fazla konuşma da bin bakayım sen şu Ferrari'ye. Muhittin, ne haber? Vay Erhan, ne haber? Uzun zamandır gözükmüyordun. İş güç koşturuyoruz ya. Gelsene oğlum. Abi beni buraya almazlar. Düşündüğün şeye bak. Erhan abin tanırlar burada. Gelsen gel, merak etme. Burayı sana bırakırdım. Sağ olsun. Oo Velat, bakıyorum da dünden razıyız. Ben ustama yardım olsun diye söylemiştim. Yoksa biz kimiz ki? Bu çocuk bu kızın sevgilisi mi? Hayır baba. Niye bakıyor o zaman çocuğa öyle? Naim, biz kimiz? Çay isteyen var mı? Dur anne, ben getiririm. Çeşitlilik yapma bana yine. Sabah sabah yarım aklın başından mı alacaksın ya? Alo. Aklını alırım senin Naim. Erhan. Ne oldu, kaza falan mı geçirdiniz? Söylesene oğlum, bir şeyiniz yok değil mi? Alıyorsun da zaten. Cemal seni istiyor. Nasıl oluyor bu iş? Bana bir şey söylediği yok. Erhan ne oldu, kaza mı yaptınız? Soğumasın diyor. Ne? Ne dedin?
Ne olmuş Cemal, söylesene. Yok bir şey canım, merak etmeyin, kaza falan yapmamışlar. Ufak bir olay olmuş, karakoldalarmış. Birlikte geliriz, merak etmeyin siz. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi kaçıyorsun ha. Bravo Demir. İşine gelmedi mi kaç tabii. Bunun bu kadar basit olduğunu mu sanıyorsun sen ha? Kaç kere alttan aldım. Kaç kere seni affedip kendimi suçlu buldum ama artık yeter. Bunu hoş görmeyeceğim Demir. Eğer şimdi gidersen... Niye böyle oluyor? Ha? Neden bu hale geldi? Hadi gel. Oturup konuşalım şunu. Sonra tek başıma kaldığımda delirecek gibi oluyorum ben düşünmekten. Demir. Ben seni kaybetmek istemiyorum. Bence bir süre görüşmesek çok daha iyi olacak. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler Cemal abi. Geldiler. 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 Geldiler mi? İyi misin oğlum? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim iyiyim. Yok bir şey. Ne oldu da karakola gittiniz? Nerede o Erhan? Erhan'ın bir suçu yok canım. Erhan sadece onu... Niye gülüyorsun? Hani bana söz vermiştin? Ben bir şey mi dedim ya? Bana ne olduğunu anlatmazsanız bu gece bahçede yatarsınız ona göre. Geç. Kötü bir geceydi galiba. Bizimkiler nasıldı? İyiler. Çok iyiler. Birnur'la ne yaptınız? Sanırım çok büyük bir hata yaptık. Suzancığım, aç şunu ne olursun. Evet, biliyorum. Büyük bir eşeklik yaptım, tamam. Ama korktum işte, ne yapayım? Oğlum rengarenk eşofmanlar giyiyor, küpeler takıyor, ablasıyla saç boyası konuşuyor. Ne yapsaydım? Oturup seyirci mi kalsaydım? Neler okuyoruz sonra? Hele o televizyonlara çıkanlar. Geçen gün taksiye bindi iki tanesi. Ben Adanalıyım Suzan. Bize böyle şeyler yakışmaz.
Ne yapayım, ben de oğlumu pavyona gönderdim. Hem bir şey olmadı ki. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok ki canım. Bak, bir kere söyledim, bir daha söylüyorum. Tamam, büyük bir hata yaptım, kabul ediyorum. Ama aç artık şunu. Of. Bence annemin seni evden atmadığına dua etmelisin baba. Üzülme baba, annemi bilirsin. Çabuk parlar ama çabuk da söner. Hem siz sabaha barışmış olursunuz. Gerçi akrep kadını bu kolay kolay unutmaz ama. Siz dalganızı geçin bakalım. Kurt kocayınca. Kurt kocamadı babacığım. Sadece oğlunu pavyona göndermek gibi korkunç bir hata yaptı. Ben anlamadım şimdi. Cezayı sen mi aldın, ben mi? Hayır, oğlunun erkekliğinden şüphe eden sensin. Beni Erhan abiye teslim edip pavyonlara gönderen de sensin. Ama 18'imden küçüğüm diye karakollara düşen de benim, yatağını kaybeden de ben. Bu nasıl adalet ya? Ozan, sen de üstüme gelme. Ne bileyim ben? Bir gün baba olursun, bir çocuğun olur da o zaman anlarsın. Seni o hallerde görünce korktum işte. İyi de benimle niye konuşmadın ki? Ne söyleyecektim? Oğlum sen... Tövbe tövbe. Böyle şeyler konuşulmaz. Ya da en azından ben konuşamam. Böyle aptal aptal şeyler yaparım, o zaman anlarım işte. Ben bu durumda yarın küpeyi çıkarıyor muyum yani? Hayır oğlum, o küpeyi hep tak ki baban olacak adam bu yaptığını hiç unutmasın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Selim. Günaydın. Gece uyuyabildin mi bari? Ben giderken hala ayaktaydın. Taş gibi uyumuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. O kadar viskiyi taşa döksen taş da uyurdu zaten. Doğum günü kutlu olsun hayatım. Nice yıllar asil. Çok teşekkür ederim ya. Bu çok güzel. Çok teşekkür ederim ikinize de. Yoksa üçünüze mi demeliyim? Çok şık bir parça. Benim haberim yoktu. Doğum günü kutlu olsun abi. Abinin doğum gününü bu kadar mı kutluyorsun? Abim doğum günü kutlayacak yaşı çoktan geçti. Hatta doğum gününü unutacak yaşa geldi. Baksanıza, siz bile az zamanı kaldığını göstermek için saat almışsınız. Bir de ben üzerine gelseydim çok ayıp olurdu değil mi abi? Doğru söze ne denir? Gerçekten çok teşekkür ederim. Benim şirkette çok işim var, çıkmam lazım. Hoşça kal anne. Görüşürüz baba. Güle güle Demir. Güle güle. İyi günler Musa Bey. Teşekkür ederim efendim. Ben çıkıyorum, servise yetişeceğim. Tamam kızım, şirkette görüşürüz. Tamam. Sevgili kanepem üstünde yatanın ben olmadığımı anlayınca hemen saldırı düzeni almış. Umarım şimdi anlaşılmıştır çek yat aldırma istemin nedeni. Tamam tamam, fazla uzatma. Ya babacığım sen uzan da ben sırtına merhem süreyim. Hadi. Tamam. Biraz daha yukarı çık. Ha, orası değil. Buraya mı? Ay, nasıl acıyor? Nasıl acıyor? Tamam kızım, bırak ben yaparım. Peki. Sağ ol Suzan. Çiçek nasıl acıttı bir bilsen. İyilik yapalım dedik. Aldığımız teşekkürü görüyorsun değil mi? Ne oldu Cemal Bey? Senin gibi erkek adama yakışıyor mu böyle ahlamak filan? Tamam bir tanem.
Anneciğim, tamam canım, biraz daha aşağı doğru. Orası daha çok acıyordu. Tamam hayatım. Tamam, ne olur bittim. Bir daha oğlumu pavyona götürmeye kalkacak mısın? Ne pavyonu? Asla. Katiyen. Ya aslında biz bunu bir daha düşünseydik. Yani 18'i geçtikten sonra. Daha bitmedi. Bir daha oğlumu karakolluk edecek misin? Allah korusun. Söz evden dışarı çıkarmayacağım. Aa, bir dakika ama ya. Şşş, benden habersiz böyle işler yapmaya kalkışacak mısın? Asla, yaparsam kanepelere geleyim. Tamam o zaman. Şimdilik affedildin. Ama gözüm üzerinde Cemal Kozan bilmiş ol. Bu sana ders olsun Cemal Efendi. Bir daha boyundan büyük işler yapmaya kalkışırsan işte sonun bu olur. Ne oldu? Esma'cığım, bu rakamların hepsinin teker teker check edilmesi gerekiyor. Bir tanesinde bile sapma olmamalı. Daha sonra bunlara uygun bir karlılık çizelgesi çıkarmamız gerekecek. Anladım. Güzel. Sen şimdi işlemlere başla. Ben de raporun girişini düşüneyim. Ha, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunu bugün bitirmemiz lazım. Akşama sarkabilir yani. Sorun değil. Ben arar evdekileri haber veririm. Aferin kız. Başkası olsa surat asardı. Ama senin gıkın çıkmıyor. Seviyorum ben çalışmayı. Ne yapayım? Hiçbir şey yapma. Böyle devam et. Kolay gelsin. Sağ ol. Kolaysa başınıza gelsin Demir Bey. Ne oldu? Kurtarabildiniz mi ARC'yi bari? Çabalıyoruz. Bir el at da çabuk bitsin. Aman sağ ol. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Akşam sürpriz doğum günü partisi yapıyoruz Maria'nın barında. Haberiniz olsun. Anlaşıldı. Demek ki bu akşam çalışmıyoruz. Birlikte partiye gidiyoruz Esma'cığım. Ben gelemem ki. Doğru. Nasıl yani? Çünkü Esma seninle gelemez. Onu partiye ben davet ediyorum. Hop 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 hop. Bir dakika. Benim asistanım, benim davetlim. Ha? Selim arıyor. Aç. Efendim? İyidir üstad. Senden? Yoğun. Senden? Hiç işim yok. Desem beni işten atar. Yok ya. Ciddi soruyorum. Akşama kalacak mısın? Yok. Yani zannetmiyorum. Tabii eğer sen bir iş çıkartmazsan. Niye ki? Hiç. Yani sen de boşsan Maria'ya gideriz diyecektim. Şöyle kafaları çekeriz ha. Ne dersin? Maria'ya gidelim diyor. Uydur bir şey. Yani benim de başka bir yere sözüm vardı üstad. Keşke daha önce söyleseydin. Tamam canım. Önemli değil. Ben de tek başıma giderim. Boş ver. İyi eğlenceler sana. Peki. Tekrar görüşürüz. Buyurun anne yarın. Bugünün programını getirdim efendim. Ayın kaçıydı bugün? 25 Aralık. Bugün sanki önemli bir toplantı mı vardı? Ben mi öyle hatırlıyorum? Yok. Aksine gördüğünüz gibi bugün hiç öyle önemli bir şey yok. Bir iki görüşme dışında oldukça rahat bir gün sayılır. Anladım abi yani. Peki. Teşekkür ederim. Bir şey anlamadı değil mi? Yo, bana hatırlatmaya çalıştı ama oralı olmadı. Akşam için bir planı var mıymış? Hayır, akşam için hiçbir şey söylemedi. İyi o zaman. Direkt Maria'nın barına gidecek. Akşam siz de davetlisiniz Adviye Hanım. Memnuniyetle. Adviye Hanım, bakar mısınız bir saniye? Derhal efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Good night Mrs. Çiçek. What are you doing here? Bu gece dansing yok mu? Ya da sinema olayları falan? Ay yok vallahi. Ben gece hayatını sana bıraktım. Yani gidilecek pavyonlar falan vardır diye. Aman ne komik. Neye gülüyoruz? Bana da anlatın bakayım. Bunu duymasan da olur baba. Nasılsa sayende bu tür saldırılar daha uzun süre devam edecek. Ne saldırısı? Ne oluyor ya?
Aman sen bakma, ona kendi kendine konuşuyor işte. Ha babacığım, ya bizim odanın penceresi tam olarak kapanmıyor. Bir bakar mısın? Tamam kızım, yemekten sonra bakarız. Yemekten sonra unuturuz babacığım. Şimdi bakalım. Tamam kızım, şimdi bakalım. Emancipation. Bu ne ya? Hangisi kapanmıyor? Babacığım, pencerede bir sorun yok. Ben maaşımı aldım da şu son taksidi... Hayır, hayır kızım, alamam. Zaten yeterince yardım ettiniz babanıza, sağ olun. Hem merak etme, az bir şey kaldı, ben hallederim. Peki nedir son durum? Yani tamam mı yani bu taksit? Bak şimdi... Şu taksiden gelen, şu da kazanacaklarım varsayalım. Bu da maaşım. Hani bir de bir çocuk vardı ya bana borcu olan, o da verecekmiş borcunun yarısını. İngilizce, Türkçe sözlük burada mı? Sizin köyde kapı yok mu? Nasıl dalıyorsun böyle içeri? Pardon ya, ben İngilizce sözlüğü almak için... Tamam, al sözlüğü, hadi dersin başına. Tamam canım, kızma. Bir öğrenemedin şu kapıyı çalmayı. Aman, ev değil Birmingham Sarayı mübarek. Hala burada mısın sen? Nerede kalmıştık? Şu da Bosfos'tan kalan. Bunların hepsini topladığımız zaman 0, 8, 5, elde var 2, 3, 7... Aa! Sofra hazırlanmadı mı daha? Ablam hazırlıyordu ama babamla odaya kapandılar. Niye? Vallahi hiçbir fikrim yok anne. Tek bildiğim kapıya yaklaşanı vuruyorlar. Bu da ne demek canım? Ya bu kızlar sofrayı da hazırlayamayacaksa işimiz var vallahi. Bak babacığım, benim toplam 3 tane 120 milyonluk taksidim var. Tamam çocuğum, sen onu öde işte. Ya onları ödeyince de bana para kalıyor zaten. Ben ne yapacağım bunları? Hem bana 100 milyon yeter, hadi. Çiçek, hani sofra? Ne oldu? Ne hesabını yapıyorsunuz? Oo, kurt gibi acıktım ben de. Ne yiyoruz Suzan? Cemal! Çiçek, hadi sen sofrayı hazırla. Tamam. Sen kaç yaşındasın Maria? Hoppala, bu bir kadına soracak soru mu şimdi? Ama kötü bir şey demedim ki. Dedin, yaşımı sordun. 25'i geçmiş bir kadına yaş sorulmaz. Bu düpedüz yalana teşvik olur canım. Tamam, geri aldım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Biliyorum, bunu senden gizlememem gerekirdi ama tek bir taksit kalmıştı. Onu da tamamlayınca bitecekti bu iş. Tamamlayacağım da zaten. Çocuklar sağ olsunlar, çok yardımcı oldular bana. Gurur duyuyorum kızlarımla. Bunu senden saklamak benim fikrimdi. Kızılacak biri varsa o da benim. Sakın onlara bir şey söyleme, olur mu? Ama böyle bir şey söylemeyip durursan daha beter olacağım. Bağır, çağır ama susma ne olur. Seni çok seviyorum. Bunu benden saklaman, tefeciden para alman, hatta bu yüzden uykusuz geceler geçirmen, tabii bana da geçirtmen, bütün bunlara kızabilirim. Ama o arabanın tamir parasını ödemekle direndiğin için seni çok seviyorum. Kızmıyor musun yani? Kızıyorum ama anlıyorum da.
Bir daha benden habersiz bu evde bir şey olursa var ya, çok bir arıza çıkaracağım, haberiniz olsun. Tamam, coşma hemen, tamam. Bunu sonra konuşuruz. Şimdi şu fırtınayı bir atlatalım da. Ay, değil mi? Annem biraz sonra ortalığı yıkmaya başlar. Vallahi bence masanın altına falan girelim ve görünmez olalım. Ya of. Bu mu ceza yani? Kapa çeneni, sapık. Al bunları. Tamamını belki karşılamaz ama... Alamam Suzan. Onlar sana annenden hatıra. Evet öyle. Ama bu bileziklerin kaç kere değiştiğini bir bilsen. Babam her sıkıştığında sandık açılır. Bunlar çıkar. Sonra dert biter. Elimize para geçince de tekrar yerine koyardık. Biz de öyle yaparız. Olmaz mı? Hay Allah. Açılmıyor mu? Açılmıyor, sıkıştın mı, nedir? Yardım etmemi ister misin? Ben açarım, gerek yok. Yanında güçlü bir barmen çalıştırmanın zamanı gelmedi mi sence? He? Ben her zaman yardımına gelemeyebilirim. Bunun kilitli olmadığına emin misin? Aa, evet, kilitledim. Doğru. Bir saniye. Unutkanlık her zaman. İyi ki doğdun Selim. İyi ki doğdun Selim. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun Selim. Senin başının altından çıkıyor değil mi bu? Zavallı abim de tek başına doğum günü yapmasına izin veremezdi. Buyurun Selim Bey. Hoş geldiniz. Düşünürsün değil mi? İsimler de bay ve bayan Lazio adına olacak. Ama neden? Neden ben de varım? Neden? Çünkü uçağa bineceksin. Anlamıyorum ama neden ben? Burada kalacak ve... Hayır. Hayır. Ne oldu sana? Ne oldu sana? Bu gece bana ya. Niye şaşırıyorsun? İkimiz adına düşündüğümü söyledin. Biz bu filmi hep birlikte izlememiş miydik? Victor'la birlikte... Haklısın. Neler olacağını fark. Bunu ne kadar özlediğimi bilemezsin. Affedersiniz efendim. Bir şey mi vardı Musa? Hande Hanım geldiler. Ah, bekletme. Hemen içeri al. Baş üstüne efendim. Buyurun hanımefendi. İyi akşamlar. Rahatsız etmek istemezdim. Ah, ne demek? Bu ne güzel sürpriz. Seni beklemiyorduk. Bir sorun yok değil mi Hande? Hayır. Ben sadece veda etmeye geldim. Bir süreliğine. Selim'den uzun bir tatil kopardım da onu değerlendireceğim. Ah, nereye gidiyorsun bakalım? Biraz çılgınca olabilir ama Jamaika. Evet, gerçekten çılgınca. Ay sen babanı aldırma. Kendi gidemediği için mızıkçılık yapıyor. Ben gitmeden önce teşekkür etmek istedim. Bana gösterdiğiniz yakınlığa, anlayışa ve anneliğe tabii ki. Sıkılırsan ya da kendini yalnız hissedersen bizi ara. Ya da atla uçağa gel. Biz buradayız, merak etme. Bu kimden? İyi bakalım. Çok iddialı bir hediye ama. Hey, bir dakika. Ben onu belki atlara merak sarar da bizi kırbaçlamaktan vazgeçer diye aldım.
Bravo Ayşegül, bravo. Bravo. Maria, Zekeriya'yı bardan attırır mısın lütfen? Ama yok. Hediyemi vermeden şuradan şuraya gitmem. İyi ki doğdun üstad. Teşekkür ederim. Bu ne ya? Teoman. Yanlış hediye. Ben bunu Teoman'a verecektim de. Gerçek hediyem burada. İyi ki doğdun üstad. Ne? Bu bir evlenme teklifi mi yoksa? Bu ne? Bu bir mühür yüzüğü. Eski zamanlarda şövalyeler imzalarını atmak için kullanılır. Bir kızıl maske yüzüğümüz eksikti. Çok teşekkür ederim. Çok güzel Zeki. Çok teşekkür ederim. Ne demek usta? Kovulmaktan kurtuldun mu acaba? Bunu ayrıca düşüneceğim. Afiyet olsun. Yoğun iş temposundan başka şeyler yapmaya fırsat bulamadığın için ben de sana bunu aldım. Aç aç. Mallorca tatili. Ya. Çok güzel kızlar var. Şansın artar. Hem biz de burada biraz rahat rahat nefes alırız değil mi? Böyle mi düşünüyorsun alçak? Ya. Pardon. Alçak dedin bana değil mi? Ama abim dünyanın öbür ucunda bile olsa işlerini takip etmek ister. Çok güzel. Ne zamandır almak istediğim bir şey. Karar ver şimdi. Harika mıyım, alçak mıyım? Değil mi? Sen var ya. Harika bir alçaksın. Zekeriya, senin Maria ile tekile yarışın yok muydu? Yok, hayır. Daha ölmek için çok gencim. Yok, olmaz. Laf ağızdan çıktı bir defa. Hadi. Hadi Maria, hadi. Şey, çok önemli bir şey değil ama yağmur altında kaldığınızda kahveniz soğumasın diye. Niye zahmet ettin Esma? Bir dakika. Ne yağmur ne kahvesi. Siz akşamları gizli buluşuyor musunuz? Ya üstad. Üstad bana yardım et. Bu deliler benim Maria ile tekili yarışı yapmamı istiyorlar ya. Ben gelmeden sakın başlamayın ha. Allah Allah. Hiç kaçışın yok. Güzelim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İzninizle. Onu çok mutlu ediyorsun. O mutlu olmayı hak ediyor. Üstelik de öyle büyük şeylerle değil. Benim gibi. Esma, sana bir şey söylemem lazım. Eğer kahve fincanını kıskanıyorsan sana da alırım aynısını ben. Esma, ben senden çok hoşlanıyorum. Evet, çok hoşlanıyorum. Ne olacak şimdi?